Hoş geldiniz. Hem siz kanalıma kızlar hem de yeni turistlerimiz. Coral Travel. Coral Tour. Yani turistleri getiren araba şu anda otele müşteri bıraktı. Tabii bir otobüs dolusu gelmedi ama o da o günlerde gelecek. Bugün cumartesi ve müşteri değişiyor. Eski müşteriler gidiyor, yeni müşteriler geliyor. Ben düzenlemeyi böyle birazcık değiştirdim Yusuf'la. Şuradaki uzun olan standı şu karşıya koydum. Çünkü müşteri şimdi buradan gelirken ve buradan geldikken şurası ayak altı olduğu için el atıp bakabiliyorlar. Burası kapıya yakın olduğu için insanlarda herhalde böyle psikolojik bir şey var. Ne kadar yürüyüş yollarına yakın olursa bakmaları daha kolay oluyor. Ciddi söylüyorum, şu iki tane standı şuraya koydum ya, oradan bayağı satışım oluyor. Çünkü böyle dolaştıkça el atıyorlar, bakıyorlar. O yüzden dedim ki şu bu sefer bu standı buraya koyayım. Hem de neden düşündüm. Burayı kapatıyor ve şuradan gelen müşteri vitrinimi görmüyor. Onu da engellemek için. Bu sepeti buraya koydum. Tabii çok olmadı girişte gibi geldi bana. Ama şimdilik böyle olacak. Şu ortayı birazcık boş bıraktım. Belki sepeti ortaya da koyabilirim. Bakarız duruma göre. Yusufcuğumun müşterisi var. Ya bunlar ticaret bilmiyor ya ben bu dünyada yaşamıyorum. Ben karışmıyorum size. Ondan sonra ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ne yaptım kendime? Ne yaptım ben kendime? Yeni cicileri çıkardım. Astım. Şurada kendime cüzdanıma yıldız diktim. Çünkü neden olmasın, şu müziği bir kapatayım. Çünkü bu aralar popüler bir müzik ve telif yiyebilirim. Evet, telif yiyebilirim. Şu uzun elbiseleri yere değmediği sürece şuradaydı ya. Burası çok yoğun kalabalıktı. Böyle müşteri buradan elbise seçerken kalabalık oluyordu. O yüzden orayı biraz hafifletmek de anlamında. Ve oradaki de ayak altında olduğu için müşteri daha hızlı erişsin diye. Oraya şu elbiselerimi astım. İyi de yaptım bence. Yani girişte cıvıl cıvıl rengarenk. Şöyle yeşilli mavili. Onların dışında ne yaptım burada? Stand ekledim ve standa doldurdum. İşte bluzlar, kışlıklar ve altlar. Ya tatlı olmadım, bir bakar mısınız? Tabii bu elbiseyle uyumlu olmadı ama çok güzel. Çok hoş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de şunu dikeceğim sizinle beraber. Dikişimi ve ipimin rengini hemen hazırlayayım. Hem biraz sohbet edelim hem de dikişimizi yapalım. Dışarıda yapıyorum dikişi ama içeriye girdim. Bugün gelen elbiselerin arasında şöyle pamuklu, altı böyle havuç gibi açılan A, ters A ya da V mi? Bu ne oluyor böyle? A. Yukarıdan dar aşağıya doğru. Ondan sonra şöyle bir tulum geldi. Bunun kumaşı çok güzel. Nasıl? Pamuk değil ama bakın elastik bir kumaş ve vücutta güzel oturuyor bence. Bu kumaşları beğeniyorum ben. Evet, şöyle bir koyalım. Hadi gelelim şöyle yerimize. Hadi bakalım. Sizi böyle ipin ucundasınız, öyle söyleyeyim. Tripoda koydum ama tripodun ayağını yükselttim birazcık oturduğum şey hizaya getirmek için. Ama inşallah düşmezsiniz. Sizi aynaya sıkıştırdım. Kahverengi ipimi aldım çünkü dikeceğim şu tunik kahverengi ipiyle dikilmiş. Çok tatlı Hintli bir elbise ama tamir gerekiyor. Böyle tamir yapılabilecek şeyleri ben dikiyorum, geri dönüştürüyorum. Neden olmasın, boş kaldıkça hem oyalanıyorum hem de çöp olmuyor malzemem. Bence güzel bir şey. Tabii şeyi ağzıma mümkün olduğu kadar almadan iğneyi. Parmağıma da iğne battı. Ana, normalde hemen ilk denemede şey yaparım. Bu niye böyle oldu? Yusuf Fikret abiyle şey yapıyor. Ortaklık konuşuyorlar. Sanki iki tane dükkanı çok hemen hallettik de kâra geçtikçe. Sanki kâra geçtikçe bir de üçüncü dükkanı düşünüyormuş beyefendi. Erkek üzerine istiyor. Fikret abi de dükkanı tuttu ama içerisine mal alacak. Aslında ortak arıyor. Şöyle ki kârdan zarardan bildiğiniz ortak işte. Kendi aralarında konuşuyorlar falan ama ben karışmıyorum ama fikrimi de sorarsa ben olumlu bakmıyorum. Çünkü
Ne derler halk dilinde? Bir elde beş karpuz tutulmaz. Önce önümüzdeki maçları bir bitirelim, değil mi? Tatlış bir elbise giydim bugün. İlk vlogda boydan boya gösterdim de ilk vlogu izlememiş olanlara şimdi ikinci vlogda da gösteririm. İkinci vlogum hoş geldiniz tatlışlar. Bugün cumartesi, yarın pazar ve o kadar kendimi yarına dinlenmeye endeksledim ki bilmiyorum olabilecek mi? Çünkü şimdi yeni müşteriler geldi ve azıcık da eğsem mi sizi hem yaptığım işi görün. Ve kilitli dikiş yapıyorum. Şöyle, bunu bize okulda öğretmişlerdi. Sonra şöyle yapıyorum da görmüyorsunuz tabii. Neyse boş verin. Ne diyordum size? Yarın pazar ve dinlenmek istiyorum. Bugün Aras buraya gelmek istemedi. İki kere aradım. Evde keyif yerindeymiş. Sonra bir yer aşağıya inmiş. Voleybol oynamış. Şey arkadaşlarıyla, Serkanlarla falan. Bir yorum okumuştum. Aras'ın erkek arkadaşı da olmalı diye. Evet, kız arkadaşının olması iyi bir şey ama erkek arkadaşı da olmalı diye. Aras'ın erkek arkadaşları var zaten. Hani mahallede sadece görüşeceği çok fazla erkek arkadaşı yok. Ben biraz seçiciyim bu konuda. Sürekli bir ara parka gidiyordu. Hatırlarsınız çok böyle bazen gidiyordu, haber vermiyordu falan. Endişelendiğim bir dönem oluyordu benim. O zaman işte bir okulundan, sınıfından bir erkek arkadaşı değil de okulundan bir erkek arkadaşıyla çok fazla böyle nasıl söyleyeyim, arkadaşı bozdu demeyeyim de sanki böyle daha özgür olmaya, haber vermeden çıkmaya falan başladı. Ben de parka gitmesini yasakladım. Çok normal olarak ben onun annesi olduğum için onun hayatındaki şu anda o kendi karar verme yaşına gelene kadar, çağına gelene kadar bu tarz şeyleri tabii ki her annenin olduğu gibi ben kontrol ediyorum. Ve o arkadaşıyla da görüşmesini yasakladım. Çünkü öğretmeniyle görüştük. Arasında böyle bir değişiklikler olmaya başladığını söyledi. Ben de böyle bir karar aldım. Bunun sorgulanmasını falan istemiyorum. Zaten de o konuda kimseye sorgulama haddi vermiyorum. Çünkü herkes kendi evladı için en iyisini bilir. Ben kesinlikle burada kimseyi kötülemiyorum. Kimsenin çocuğu şöyle böyle demiyorum ama herkesin yetiştirmesi tarzı farklı. Ben Aras'ı o şekilde başıboş ya da öyle ne bileyim argo kelimeler kullanabilecek şekilde istemiyorum. Öyle arkadaşlarla görüşmesini de istemiyorum. Yani demem odur ki erkek arkadaşı olup da olumsuz şeyler öğreneceğine, terbiyesi bozulacağına, erkek arkadaşı da olmasın, evinde otursun. Eylül gayet iyi bir ailenin kızı. Ben ailece bildiğim bir insan. Serkan'la görüşüyor. Serkan da erkek. Ondan sonra Mert vardı. Mert yaşça birazcık büyük olduğu için onunla da pek görüşmesinden yana değilim. Çünkü yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum ben Aras'ın. Yani öyle yoruma istinaden Aras'ın okulda sürekli erkek arkadaşlarıyla zaten şeyde, bahçede, sınıfta ve oluşumun gayet sosyal bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Hem kızlarla hem erkeklerle de gayet iyi anlaştığını düşünüyorum. Şimdi bu söküğü hallettik ama düşünüyorum iki kat geçtim. Yeterli oldu mu? Ben şunu önce bir düğümüne atayım kaçmasın. Şifon bir elbise ve etek kısmı sanırım. Bu birazcık şey, bu oturan kalça kısmından yan taraftan sökülmüş. Denerken bu hassas bir şey. Bunu yani zorlamamak lazım. Böyle tül gibi olan şifon, ince şifon elbiseler her zaman böyle çok kolay defo vermeye müsait. O yüzden bunu denetirken müşterime bedenine göre vermem lazım. Bazı müşteriler var. Bedeni olmadığını biliyor ama ısrarcı. Yani denemekte ısrarcı. Ve это не ваш размер diyorum. Yani sizin bedeniniz değil diyorum. Yine de sanki böyle kanıtlama çabasına mı giriyor insanlar? Göre de biliyor yani. Hani bedeni de olsa görüyor. Bazı kesimler ince ve sana olmaz. Ama zorla o elbiseyi giyerken tabii ki patlaklar, refolar veriyorlar. Sağlık olsun. Birçok insana daha çalışacağız. Daha sezon yeni başlıyor. Ondan dolayı böyle şeyler çok normal. Biz de
Heh, şurada da varmış mesela, bakın. Burayı da hemen dikelim. Bu dikiş gayet iyi oldu. Gayet güzel kapattım. Evet, boydan boya. Burası iyidir. Şu tarafını da dikelim. Bakayım başka yerinde var mı? Bugün Selime Sultan mantı yaptı. Benim de hiç vaktim olmadı. Pek zaman geçiremedik. Bugün öyle. Onun işleri vardı. Benim işlerim vardı. Ya artık yavaş yavaş normal. Ortam kalabalıklaştıkça, müşteri yoğunluğu başladıkça herkes bir tık daha böyle yoğunlaşacak. Müsait olamayacak. Ya bir de şifon görüyor musunuz? Ne kadar şey, bazen dikişini böyle çok uçtan yapıyorlar ve buralar ip atıyor. Görüyor musunuz? Şuralar ip atmış, sökülmüş. Çok kolay sökülmüş. O yüzden bunu derinden aslında biraz dikmek lazım da hiç şey payı bırakmamışlar. Overlock geçmişler ama overlock da dışında geçmişler. Bu belki de dikiş hatası da olabilir. Yani müşteriyle kaynaklanmamış da olabilir. Bunu da dikelim. Ondan sonracığıma, ah İboşka arıyor, bir bakayım ne diyor. Şortları şöyle katlayayım dedim. Çünkü çok düzensiz duruyorlar. Aşırı. Ne kadar güzel değil mi? Parlak. Kot olanları ayrı yapacağım. Kumaş ve renkleri ayrı. Böyle bir tane yeşil haki yeşili kendime eve aldım giymek için. Yalan müzik çok gelmiyordur ya. Bir de montajıyla uğraş, telifiyle uğraş. Kahve saati yapmadık bugün annemle. Yusuf'un da müşterisi gitsin, yapacağım. Üçümüz içeriz. Kumaş ne kadar tatlı, simli gibi. Görünmüyor tabii de. Şık böyle bir şeyle kombinlenip bluzla çok güzel olur. Zrasvici. Bayağı yeni müşteriler girmiş. Evimize geldik. Valla Aras tatlı istemiş babasından. Babası üşenmedi bu soğukta. Dur anneciğim bir dakika. İzin ver. Ay, çok üşüdüm Aras ya. Sırf senin için ta aşağıya merkeze gittik. Pastaneden Aras'a babası tatlı aldı. Şöyle baklava aldı da. Neyli bilmiyorum. Yarım kilo baklava. Yarım kilo, yarım kilo biraz fazla. Carrefour'a uğradık. Dedi ki salata falan yapalım. Tatlı şeylerim geldi ondan dolayı. Tatlı kriz mi geldi? Evet. İki tane ekmek. Karnım sancıdı motorda soğukta. Bekle anneciğim, bekle. Şunları göstereyim. Ben de vlogu bitireceğim. Hayır. Oh. Çok mu kötü? Oh, çok üşüdüm. Zaten hastaydım. Ton balığı. Ton balık salata için. Şöyle makarna yaparız dedim ama zannetmiyorum bu akşam yetişmesin. Ne varsa onu atıştıralım. Uzanalım. Hiç tadım yok vallahi. Neden nasıl kokuyor? Şöyle şey fasulyesi aldı Yusuf. Ne fasulyesi diyorlar? Meksika fasulyesi de soslu mu bilmiyorum. Ben dedim ki bu sossuz büyük bir ihtimal. O dedi yok, barbunya gibi sosludur dedi, aldı. Merhaba. Merhaba canım. Sosis ezilmiş. Hisli, tütsülenmiş. Sosis güzel oluyor, seviyoruz biz. Aldın mı tatlını? Ondan sonra Yusuf acı biber aldı. Acur aldık böyle salatalık gibi. Tuzlayıp güzel bir donduk değil mi Yusuf? Ne güzel. Kayınvalidem ekşili yapmış. Yemek sağ olsun. Başka ne aldık? Su aldık altılı. Yemeklerimizi bir yiyelim. Ondan sonra ya vedalaşmaya gelirim ya da yarın devam ederim. Bu vlog çok da uzun olmadı ama.
Hemen yemeği koyuyorum. Arası tatlısını koy, babası tatlı istedi. Bunu açayım mı, yiyecek misin? Yeriz ya. Hepsini yapayım yani. Aşkım. Makarna yapmak makarna istemiyorsun. Makarna yapmayacağım. Tamam. İstemiyorum yapmak. Yemek makarna de var. Makarna kötü yemek. Ayağın terlik iyi. Şimşiyor. Kerebiç. Kerebiç. Ne? Kerebiç değil ya. Evet. Kerebiç. Bir şey yok. Makarnayı da göstereyim. Ya ben diyete gireceğim diyorum. Gene akşam akşam bunları benim önüme sokuyorlar. Şimdi yemek var. Tütsülenmiş sosis var. Bir de makarna yaparım, bitti. Şey, makarna demişim, salata. Yok, salatayı yarın mı yapsak? Aşkım, ben sana bir söyleyeyim mi? Ne yapalım? Bak, bu yemekten ben yerim. Acur dilimini yiyeceğim. Çok üşüdüm ben ya. Ben üstümü bir değiştireyim. Yemeği bitirdikten sonra gösteririm size. Aras'ıma tatlıyı ver. Aras'cığım gel aşkım, hadi. Oy 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 oy. Aa, hakikaten soslu çıktı aşkım, Meksika fasulyesi. Sosisler haşlandı. Ton balığı çıkarmış. Ha, onların küçüğü. Acur, tuzlandı mı bu? Yok, ben duşa girdim. Yusuf duşunu aldım. Duş boyasına da sofrayı hazırlamış. Sağ olsun, var olsun. Hadi anneşkom gel. Ne yapıyorsun? Kabuğunu da mı kesiyorsun? Tamam canım. Hadi aşkım. Tamam, olur. Televizyon izleyebilirsin tabii ki anneciğim. Ne yapıyorsun? Nasıl geçti günün? İyi, sen nasıl günün? Nasıl geçti? Bizim de güzel geçti. Biraz sabahtan yorucuydu aşkım. Canım benim. Yarın baban senin saçını biraz üstlerini kessin, olur? Gözüne giriyor. Ay aşkım benim. Yarın Aras kuzu bizimle beraber gelecek. Dur aşkım, çatal kaşık da alayım. Sana yardım edeyim. Ne canım? Masa bile yük oluyor babamın. Babanın masası mı? Evet. Nasıl oluyor yani? Güzel anlamda mı, kötü anlamda mı? Güzel anlamda. İyi ki. Bu acı mı ki? O yok, ketçap acılı değil. Hemen tuzumuzu da çıkaralım. Ama burada tuz koymamız lazım, tuzumuzu. Açın. Hadi oturalım o zaman. Afiyet olsun bize. Evet, haklısın. Ay, çok şükür. Eve geldik, karnımızı doyurduk. Duşlar alındı. Hele gözümün makyajına bir bakar mısınız? Temizleyeceğim tabii ki tonikle. Yendi içildi. Allah olmayanların önünde mi dursun? Bereketini versin. Ay. Diyorsun ki kurması benden, toplaması senden mi? Elhamdülillah. Motordan sonra ben şifayı kaptım galiba. Eyvah. Rahat elbisemi giydim. Ben sana yardım edeyim. Orayı topluyorum. Bence de. Bence de öyle yapalım. Evet, öyle yapalım, vücudumuz dinlensin. Saat. Saat 12'ye çeyrek var. Aa, hapşıramadım. Neyse. Günümüze şükür, geldik evimize. Yemekler yendi. Aa. Hapşıramadım. Ben Evren'e zayıflayacağım mesajı gönderdikçe Evren beni böyle sınıyor resmen. Annem orada çiğ börekler yapıyor. Yusuf gidiyor. Yusuf'un da bugün böyle kalorili şeyler alası tuttu. Ondan sonra kayınvalidem çok güzel bir patlıcan ekşilisi yapmış. Nohut ve kuyruk yağı, kırmızı et. Çok nefis olmuş. Eline koluna sağlık. Mutfak beni bekler. Mutfağı bir toparlayayım. Yarın yine çalışacağım. Yani... Belki öğlene doğru açarız. Biraz geç gideriz, dinleniriz ama Aras'ı da götüreceğiz. Yarın Aras'ın ödevini orada yaparız. Yarın pazar. Eve geldiğimizde sıcak suyu bulmak o kadar büyük bir veli nimet olmaya başladı ki. Çünkü sıcak su sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Bir türlü geldiğimizde sıcak suyu evde bulamıyorduk. Ondan sonra çok güzeldi. Aras gündüz zaten duşunu almış, uyarmıştım. Söylemiştim duşunu al diye. Yusuf geldi aldı. Ben o esnada bir şeyler hazırladım. Sonra... Ben hemen girdim duşa. Yusuf masayı falan hazırlamış. Hayat müşterek demişler ya. Diğer işimize gideceğiz gene. Şu çamaşırlar kurudu mu bilmiyorum ama daha hiç şey yapmayacağım. Dokunmayacağım şimdilik. Hele bir yarın sabah beklesinler. Diyorum ki yarın öğlen mi açsak, dinlensek mi? İyi hissedersek, erken uyanırsak belki bir saatliğine denize gideriz. Yetişmez değil mi deniz? Sabah erken şey olur mu? Yani pazar günü herkes yeni gelme. Şort, mor, tişört.
Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Erken dediğin gene 10 olsun sonu, canım. Bak cuma cumartesi giriş çıkış ya pazar günü. Aynı yol işte bugün. Öyle yaparız o zaman, bakarız. Ya uyanabilirsek. Bugün mesela 9'da alarm çaldı, güzel uyuduk ama dinlendik. Neyse sizleri öpüyorum, hemen şu tezgahı falan toparlayacağım. Bu video birazcık kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İkinciyi çektiğime şükredin. Gerçekten bugün böyle sürekli müşterinin girip çıktığı. Evet yani hepsi almıyor. Pergilen de almıyor. Bir de yoruyorlar beni. Hani deniyorlar, çıkarıyorlar falan filan. Olsun, olsun, olsun. Hiç şikayetçi değilim. Hamdolsun Rabbime. Yusuf'un suları koyuyor yanı başımıza. Çünkü gece ben su içen bir cinsim. Sabah da uyanıyorum, su içiyorum. Susuz yani başucumda şey yapamıyorum. Neyse, öptüm sizleri. Yarın inşallah görüşürüz. Bay bay.